Hoş geldiniz. Önemli olan sesin iyi gelmesi, görüntü belki biraz önemli değil ama nasılsınız? KPSS süreci yoruyor mu sizi? Fazlasıyla. Teşekkür ederim öğretmenlerim, ben de iyiyim. Ders yoğunluğu, ders anlatmaya devam ediyoruz. Sizler nasıl ki yoğun bir şekilde ders çalışıyorsanız, biz de aynı formatta arkadaşlar yoğun bir şekilde ders anlatmaya devam ediyoruz. Düşmesin. Motivasyon düşmez. KPSS öğrencisi yorulmaz, acıkmaz, susamaz, uyumaz, insanlıktan çıkar. Bu sınavı kazanmanın birinci parolası şu: İnsanlığını unutacaksın. Her şeyi bir kenara bırakacaksın. Robotlaşmakla sistemin istediği öğretmen olacaksın. Çalışacaksın, 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 çalışacaksın. Başka bir şey yapma. Hepsi geçecek. Az kaldı. Sıkın dişinizi. 2 ay kaldı. Ondan sonra kurtuluyorsunuz. Ben öğretmenlerime, yüz yüze ders verdiğim öğretmenlerime diyorum. Ondan sonra diyorum ki, İyi bir puan alınca getirin şu KPSS kitaplarını, yakalım diyorum ortaya. Böyle Kızılderili gibi halolo 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 çevresinde artık bildiğimiz bütün dansları yapalım. Eğitim için 2 ay iyi bir süredir ancak. Öğretmenim, eğitim bilimlerinin parolasını söylüyorum. Bol bol soru çözeceksiniz. Konu çalışarak eğitim bilimleri olmaz. Eğitim bilimleri soru çözülerek öğrenilir. Bol bol, evet. Öğretmenlerim, dediğim gibi sürekli soru çözerseniz bu iş kesinlikle olacaktır. Haydi bakalım. Öğretmenlerim, çok kaynak önemli değil. Çözümlü deneme sınavı, çözümlü kitap yapın. Çözüm yazdınız ya, neden yanlış çözdüğünü çözümünden anlamaya çalışın. Olur mu öğretmenim? Neden yanlış yaptığınızı çözümünden anlamaya çalışın. Eğer anlayabiliyorsanız sıkıntı yok. Mutlaka KPSS sorularını da çözün. Anlaştık mı öğretmenim? Hazır mıyız? Dersimizin adının ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Dersimiz ölçme ve değerlendirme. İsmim Özgür, Özgür Hamal. Eminim şimdi Türkiye'nin farklı şehirlerinden katılıyorsunuz. Ben de Samsun'dan katılıyorum öğretmenlerim. Hadi bakalım, o zaman başlayalım. Bir öğretmenim, ben de Malatya'dan katılıyorum, ne yapayım diyor yani. Evet, tabii o işin esprisi. Hadi bakalım öğretmenlerim, ölçme ve o Mersin'den de var. Dediğim gibi Türkiye'nin her yerinden var. Uzem mecranın en güzel tarafı bu. Aynı anda Türkiye'nin her tarafına ulaşabiliyor olmak öğretmenlerim. O zaman ben, çünkü süremiz de kısıtlı, güzel bir ders olsun istiyorum. Kafanıza takılan yerleri hemen yazın öğretmenlerim. Hadi bakalım. Yozgat'a da, Mersin'e de, Malatya'ya da, her şehre selam olsun. Öğretmenim, umarım verimli bir ders olur hepimiz adına. Hepinize bir şeyler katabiliriz. Çünkü dediğim gibi zorlu bir süreç. Bu zorlu bir süreçte birbirimize bir şeyler öğretebilirsek ne ala. Çünkü ben hep söylerim, sizlere de söyleyeyim. Bizler öğretmeniz. Benim branşım olduğu için ben şu an anlatıyorum. Sizler dinliyorsunuz. Sizin branşınız olsaydı sizler anlatacaktınız. İnşallah siz de seneye kendi öğrencilerinize anlatacağınız bir yıl olur öğretmenim. Şimdi gelelim ilk sorumuz. İlk sorumuz korelasyonla ilgili bir soru öğretmenlerim. Korelasyon neydi? İki değişken arası ilişkiydi. O zaman öğretmenlerim, birlere doğru gittikçe ilişki artar, sıfıra doğru yaklaştıkça ilişki azalır. Bir daha söylüyorum, birlere doğru gidince ilişki artar, sıfıra doğru yaklaşınca ilişki azalır. Şimdi o zaman ben buradan soruyu çözmek istesem, bana ne demiş dikkat ederseniz, en yüksek ilişkiyi soruyor. Birinci öncüle baktım. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor ya.
yüksek olması için bir kere ne olacak öğretmenim? Heh, 1'e yakın olacak. Bakalım şöyle baktım 0.35, 0-80, 70, 70, 85, 60, -15, 70, 0.10. Ben böyle soruları çözerken ne yaparım? Şu birlerin üzerinden çapraz bir şekilde çizgimi çekerim. Niye mi? Çünkü birlerin altında yazan korelasyon katsayılarıyla üstünde yazanlar aynı ya öğretmenim. Hepsine bakıp zaman kaybetme. Hepsine bakıp zaman kaybetme. İster aşağıya ister yukarıya bakarak da bu işi halledebilirsin. En yüksek olması için en büyük sayı olacak. Bakalım bunlar içerisindeki en büyük sayı kim? 85. Evet kayıt olacak öğretmenim, kayıt olacak. Peki 85. Peki fizikle matematik arasında mıdır? Evet doğrudur. O yüzden birinci öncülümü al. Peki en düşük ilişki diyor. Kanka en düşük olması için sıfıra yakın olacak. Sıfıra yakın olacak. Bakalım bunlar içerisinde eksi ya da orta olması değil. Sıfıra en yakın olan işte burada. Peki öğretmenlerim bakın ne olmuş? Fizik ile beden eğitimi. Fizik ile beden eğitimi ama bize ne demiş? Beden eğitimi ile matematikleri için ikinci öncülümüz yanlış. Biyoloji dersinin ilişki düzeyi tüm derslerle yüksektir. Yüksek olmanın alt limiti 0.70. 70 ve üzeri olursa yüksek olur. Bakalım kanka. Biyoloji dersine baktığımızda Türkçe ile 0.70 yüksek. 0.60 orta. 0.70 öğretmenim yüksek. 0.35 orta. O zaman ne oldu? Olmaz. Demek ki hepsiyle yüksek dediği için bu da yanlış. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız yalnız bir A seçeneğimiz olacaktır öğretmenim. İkinci sorumuza bakalım. Neyle ilgili soru? Değişkenlerle ilgili soru. Peki nicelin parolası ne? Miktar bildirirse nicel, bildirmezse nitel. Bir daha söylüyoruz Gülçüğüm. Miktar bildirirse nicel, bildirmezse nitel. Hocam sürekliyle süreksiz nasıl ayırt ediyorum? Uçukla ifade edilirse sürekli, edilmezse süreksiz kanka. Haberin olsun. Hadi bakalım. Evlere kapı numarasının verilmesi demiş. Kapı numarası buçukla ifade edilir mi edilmez mi? Ne dersin? Buçukla ifade edilir diyorsan artı koy. Edilmez diyorsan eksi koy kanka. Edilmez güzel. O zaman kanka ne yaptı? Kesinlikle süreksiz. Peki hadi bakalım. Öğrencinin dersten peki almasında buçuk var mı yok mu? Peki buçuk olur mu? Peki buçuk olur mu? Bence olmaz. O zaman öğretmenlerin bu üçü de süreksiz. Bunlar da süreksiz. Peki bana yardımcı ol. Uzunluğun buçuğu olur mu? Uzunluğun buçuğu olur mu? 2,5 santim, 7,5 kilometre olur mu? Olur. O zaman üçüncü öncül kesinlikle sürekli. Abo, kanka o zaman cevabımız ya B ya D. Bak sürekli ya da süreksizi bilirseniz olay bitiyordu. Peki sürekli olan her değişken niceldir. Sürekli olan her değişken nicel olduğuna göre sürekli ise kesinlikle nicel olur. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir. Bak buradan bu şekilde yapabilirsin. Bu şekilde yapabilirsin. Peki niye hocam? Kanka süreklinin parolası neydi? Buçuk. Buçukla ifade ediliyorsa zaten miktar bildirilir. Buçukla ifade ediliyorsa miktar bildirir diyoruz. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacaktır öğretmenim. Haydi bakalım. Bu ölçme işlemini örneklendirir. Ölçme neydi? Bir özelliğin gözlenip sayı sıfat sembol ile ifade edilmesiydi. Özelliği gözle sayı sıfat sembol ifade et. Yani şöyle bakıyorum bugün hava sıcak. Ahmet 90 aldı gibi. Futbol takımına futbolcu seçmede yaş sınırını belirlemek sence ölçme mi? Yaş sınırı belirliyorum kanka. Sınır belirlemek ölçme mi yoksa ne? Yo, söyle söyle hadi yaz. Doğa öğretmenim olmadı. Değerlendirme değil. Sınırı belirlemek de olur. Derya öğretmenim çok harikasın. Ölçüt olur. Ölçüt olur. Kriter olur. O yüzden birinci öncülümüz hatalıdır. Ölçüt diyenler doğru dedi. Onlara bir sıkımlık pişmanım.
Bir öğrencinin performansını rubrikle puanlayarak puanını belirlemek. Rubrikle puanlayarak puanını belirlemek. Sizce nedir? Puanını belirlediğimiz için bu bir ölçmedir. Neden hocam? Ama hocam neden? Kanka, rubrik kullanırsan ne oldu? Ne oldu? Ha 80 aldı, 90 aldı dedin. Ne yaptı? Öğrencinin puanını söylediğin için ölçme oldu. Cevap ölçme dediği için bursa. Ama diğerlerine de bakalım kanka. Uzun atlamada başarılı sayılamam için ne diyor? Kriter değil. Cevabı vermiş. Cevabı vermiş. Geç onu. Çoktan seçmeli test için cevap anahtarı hazırlama. Cevap anahtarlarının hepsi unutma kanka. Not al. Ölçme kuralıdır. Bir daha söyle Özgürçüm. Cevap anahtarlarının hepsi ölçme kuralı demektir. Peki bütünleme sınavından yeterli puan alamayan öğrenciler başarısız sayıldı. Ay çocuk başarısız sayıldıysa kanka o zaman bunun adı ne? Gizem öğretmenim kutluyorum. Tabii ki de değerlendirme olur. Gülşah öğretmenim sen de kutluyorum abi Ferit. Cevabımızı ölçmeyi sorduğu için bursa diyoruz. Yeni bir soru. Değerlendirme işlemini örneklendirir demiş. Kanka değerlendirme olması için ne gelecek? Bir karar. Değerlendirmenin tanımını veriyorum. Ölçme sonuçlarını bir kriter ile karşılaştırıp bir karara varmadır. Yargıra bulunmadır. Hadi bak. Ağaçların boy uzunluklarını santimetre cinsinden ifade edersen, yani 160 santimetre geldi dersen ne olur kankam? Harikasınız. Doğru o zaman ölçme olacaktır. Peki öğrencilere başarılı testi verin. Ham puanlarını belirlemek kanka bu da ölçme olacaktır. Peki performans ödevleri puanlamak için rubrik oluşturmak unutma. Rubrik oluşturmak ölçüt olur. Ölçüt ya da ölçme kuralı olur. Tamam mı kanka? Nasıl sorulacağına bağlıdır. Değişir. Ölçme kuralı da denir. Ölçüt de denir. Ama değerlendirme kesinlikle olmaz. Öğrencilerin veri dokumu parçası ne kadar sürede okuduklarını belirlemek. Bu da nedir öğretmenlerim? Bu da ölçmedir. Peki bilgi yarışında temsil edecek kimi öğrencileri belirledim. O zaman öğrencinin yaptığı bir şey üzerine karar verildiği için, hüküm verildiği için, yargıda bulunulduğu için değerlendirme edilir ne olacaktır? Haydi bakalım. Kankalar geliyor. Emel 4 tane yanlış cevap verdiğini bilirim. Emel'in 4 yanlışı var dersen ne olur kankam? Emel'in 4 yanlışı var dersen ne olur? Hadi söyle. Çok güzel ölçme olur. O zaman ne yaptık öğretmenlerim? Hemen bir seçeneğimizi eledik. C seçeneğini gitti. 4 yanlış cevabın bir doğruyu götüreceğini söylerseniz ne olur? 4 yanlış bir doğruyu götürür derseniz bu bir kural. Ne kuralı derse kankam ne diyeceksin? Ölçme kuralıdır. O zaman öğretmenlerim A seçeneği de gitti. A'yı eledik. Sınavda başarılı sayılabilmek için. Kankam sınavda başarılı sayılabilmek için sınırı belirlemek nedir? Sınır belirlersek ne olur? Evet söyle. Bu da ölçüt olur. Çok güzel. O zaman bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Peki elimde ne kaldı? Zaten bir tek bu kaldı. Çünkü bu zaten ölçme değil. Emir'in başarılı olması da değerlendirme olduğu için cevabımız bursa kutlarım. Harikasınız. Peki standart sapma mod sorularını da çözmeye çalışacağım Gizem öğretmenim. Merak etmeyin. Kafanıza takılan sorular kitap sıralanışına uygun gidiyoruz. Özelden başlıyoruz. Dikkat ederseniz kavramlardan güvenilirlik geçerli. Ölçme araçları istatistikten bitireceğiz. Ölçme işleminde bağıl sıfır söz konusudur. Ne yapıyorduk? Hadi bakalım. Hadi bir genelleme vereyim size. Kanka, eksisi ve aşağısı olan her şey bağlıdır. Eksisi ve aşağısı olan her şey bağlıdır. Bunun özeti bu. Peki Z puanında eksi puan var mı? Z eksi 3 olur mu? Olur. O zaman puan eksiyle ifade edildiği için bağ. Peki öğretmenlerim burada puan dediği için bağ. Puan dediği için pav. Kanka biz öğretmeniz unutulur mu? Puan, beceri, düzey her zaman bağlıdır. Hocam bir daha söyle. Puan, beceri, düzey her zaman bağlıdır. Puan, beceri, düzey her zaman bağlı sıfır.
bağ sıfır olduğu için de eşit aralıklı ölçek olur öğretmenim. Peki. Kanka burada ne yazıyor? 29 Mayıs 1453. Takvim. Takvim de her zaman bağlıdır. Takvim de her zaman bağlıdır. Bak ben sana bir parola vermiştim. Gel. 29 Mayıs 1453 hangi takvime göre? Miladi. Miladın öncesi var mı? Var. Öncesi olan her şey bağlıdır. Vallahi mı? O zaman toparlıyorum. Santigrat derece, Fahrenheit, heat, rakım, yükselti, puan, öğretmenlerin saat, takvim, eksisi ve aşağısı olan her şey bağım, geri kalan mutlaktır. Peki soruyorum. Bir daha saati 50 dakika. Ne bildirdi? Süre. Eksi 50 40 dakika olur mu ya? 50 40 dakika olmaz. Eksi 50 olmaz. Eksisi olmuyorsa kanka mutlaktır diyeceksiniz. Eksisi olmuyorsa mutlak. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Ölçek türleri haydi bakalım. Öğretmenlerim gelsin gelsin gelsin. Eşit aralıklı diyor. Kanka burada ne yazıyor? Saat. Peki saat bildiriyor. Takvim bildiriyorsa ne demiştik? Bağıl. Bağıl oluyorsa eşit aralıklı ölçek olur dediği için doğru. Peki ne demiş? 40 farklı bitki türünün olduğu tespit edildi. Peki ben burada getirdim. Ölçüm yerine sıfırı koydum okuyorum. Sıfır bitki türü dediğimde hiçbir şey olmadığı anlamına gelir. Ya da 40 bitki 20 bitkinin iki katıdır denir. Kat oran alınıyorsa oranlı olur. Bu yüzden cevabımız Bursa'dır. Seçmeye katılan futbolcuların mevkilerine göre ayrılır. Orta saha, forvet, evet, bunlar sınıflamadır. Peki, yıl sonuna kadar en yüksek, en yüksek yıl sonuna öğrenci belirlendi. Kanka bu sınıflama mı olur? Enlik ya da dahalık bildiren her şey sıralamadır. Sınıflama dediği için yanlış kanka. Peki şeker miktarı 2 kilo şeker 1 kilo şekerin 2 katıdır der miyim? Derim. O zaman öğretmenlerim Edirne oranlı dediği için bu da doğrudur. Cevabımız Denizli olacaktır. Ölçüm türü hangisinde yanlıştır? Dikkat! Öğrenme eksiklerini belirlemek istendiği her durumda mutlak olur. Doğru. Öğrenme eksiklerini belirlemek için kullanılan amacına göre değerlendirmelere formatif denir. Ve formatif de sadece ama sadece mutlakla yapılır. Formatif bağlı olmaz kanka. Peki, ilgi yarışmasını öğrenci seçmek için, diğere insan seçmek için kullanılan ölçü her zaman bağıl olur. Doğrudur kanka. Bir işe en iyi adam seçmek. Kanka bir yere işçi almak istiyorsan bu da seçmek değil mi? Biraz önce söyledim size. Seçmek için mutlak mı olmalı, bağıl mı olmalı? Bağıl ama mutlak dediği için yanlış. Cevabımız C. Geçme ve kalma kararlarında her zaman mutlak olur. Niye mi? Çünkü öğretmenlerim eğer geçme ve kalmada bağıl yaparsanız öğrenciler birbirleriyle anlaşır. O yüzden cevabımız Denizli. Peki bir hız testi. En hızlı cevap veren öğrenciyi. Kanka yarışma mı var? Seçme mi var? Seçmenin olduğu yerde her zaman bağlıdır. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Peki. Gelsin. Seçme mi yapılacak öğretmenim? Seçim 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 geldi. Hadi bu soru sizde. Bir yerde seçme yapmak için tanımak mı gerekir? Biçimlendirmek mi gerekir? Tanımak mı gerekir? Düzey belirleme mi gerekir mi? Hadi bakalım bağıl doğru. O zaman seçenekleri ikiye düşürdük. Adana mı? Denizli mi? Gelsin hadi bakalım. Adam seçmek, bağıl ve tanıma ve yerleştirmeye dayalı diagnostikler Adana'dır. Çak kanka harikası güzel. Oldumuş. Hadi bakalım gelsin. Yazılı yoklamalarda soru sayısı. Kanka bak unutma. Bir yerde soru sayısı gördün mü? Neden değildi? Çünkü öğretmenlerin bir yere insan seçmek için düzey belirleme olmaz. Düzey belirlemek, geçmek,
kalma, vize, final, yazılı gibi not verilen sınavlara düzey belirleme diyoruz Burak öğretmenim. Anlaştık mı? Vize, final, yazılı, geçme, kalma kararları. Peki. Kanka geliyor soru. Ne demiş? Soru sayısı. Bak unutma. Soru sayısıyla ilgili bir şey gördüğünde aklına geçerlik soruyorsa kapsam. Güvenirlik soruyorsa duyarlılık. Kullanışlık soruyorsa kullanışlık. Anlaştık. Peki soruyorum. Şimdi öğretmen ne yapmış? Tercihli sınav yapmış. Tercihli sınav ne hocam? 10 sorudan istediğin 5'ini çözebilirsin sınavlarına. Biz tercihli sınav diyoruz. Tercihli sınav diyoruz. 10 sorudan istediğin 5'ini çöz. Peki soruyorum kanka. Öğrenci 10 sorumu çözmüş olur 5 sorumu. 5. O zaman burada soru sayısı mı azalır? Bir yerde soru sayısı azalıyorsa önce her zaman kapsam düşer. Bitti. Bitti. Bir daha söyleyeceğim. Bir yerde soru sayısı azalıyorsa önce her zaman kapsam düşer. Peki burada soruyu değiştiriyorum. Hangisi olumlu etkilenmiştir deseydi? Soru sayısı azaldığında artan tek şey soru sayısı azaldığında artan tek şey kullanışlılıktır. Ha, kanka nota. Soru sayısı ile güvenirlik ve geçerlik arasında doğru orantı. Soru sayısı ile güvenirlik geçerlik arasında doğru orantı. Soru sayısı ile kullanışlık arasında her zaman ters orantı vardır. Ters orantı. Gel. O zaman soru sayısı azaltılıyorsa güvenirlik geçerlik düşer, kullanışlık artar. Anlaştık. Peki hocam, ben hep soruyorum, düşünüyorum, bir türlü cevabını bulamıyorum. Soru sayısı azaldığında niye önce kapsamda duyarlılık değil? Kanka, bana yardımcı olur musun? Bir sınavı önce hazırlamak mı gerekir, uygulamak mı? Ben söyleyeyim sana. Sen söyle hatta. Hazırlamak mı gerekir, uygulamak mı gerekir? Bir sınavı önce hazırlamak mı gerekir, uygulamak mı gerekir? Ha. Sınava soru hazırlamak neyle ilgili biliyor musunuz? Kapsam geçerliliği ilgili ya. O yüzden önce soru sayısıyla ilgili her şey kapsama giriyor. Nedeni bu mu ya? Hocam bir türlü anlamıyordum ya. Kanka önce sınavlar hazırlanır, sonra uygulanır. Hazırlama kapsamla ilgili, uygulama kısmı duyarlılıkla ilgili. O yüzden bu sorunun cevabına kapsam dememizin sebebi budur. Evet gelsin. Bir üniversite ile ilgili bölüme sınav kağıtlarının yanlı okunduğuna dair şikayetler geliyor. Baba gavurlara. Bu şikayetleri dikkate alan ilgili bölüm müdürü sınavlarda daha çok çoktan seçmeli test yapmalarını, gerekirse optik okuyucu kullanabileceklerini söylüyor. Uygulama yaparken, hadi bu soru size gelsin kankalarım. Niçin optik okuyucu kullanıyoruz? Yanlılığı ortadan kaldırmak için. Yani tarafsızlık, yani eşit dereceleme yapmak. Bu yüzden cevabımız objektiflik olur. Doğru. O zaman öğretmenin, bir öğretmenin tarafsız, yansız olması demek objektifliktir. Bu yüzden cevabımız Adana'dır kankam. Haydi bakalım. Öğretmenlerin neyi sormuş bize? Geçerliyi sormuş. Geçerliyi düşürün. Bakalım. Belirge tablosuna göre sınav hazırlarsanız geçerli. Düşerse eksi koy, artar diyorsan artı koy. Düşer mi artar mı? Birinci önce düşüyorum, artıyor mu? Artar, güzel. Çok güzel, siz artar dediniz. Ben de size destek vereyim kankaları. Artan şey kapsam geçerli artar. O zaman biri olmaz. Biz bir kere düşüren arıyoruz. Sınavı öğrencilerin tercih edebileceği şekilde düzenlersen. Yani seçme sınavı, yani seçme soruları soruyor. 10 sorudan istediğin 5'ini çöz diyor. O zaman böyle bir durumda azalır. Kim azalır kanka? Biraz önce de çözdük ya. Kapsam azalır. O yüzden bir kere cevaplarda 2 olacak. Cevaplarda bir kere 2 olacak öğretmen. Sınav sorularının hepsinin cevaplayabileceği belli bir süre verirseniz düşer mi artar mı?
herkesin cevaplayacağı bir şekilde süre versek geçerli düşürür mü, artırır mı? Herkesin cevaplayacağı bir şekilde süre verirsek bu iyi bir şey kankam. İyi bir şey her zaman artırır. O yüzden bu da eledik 3 olmayacak. 3 olmayacak. Peki öğretmenim, soruların birbirleriyle bağlantılı olması, yani ipucu vermek diyor bu. İpucu. İpucu demek bu ifadenin Türkçesi. Peki sorularda ipucu olması düşürür mü, artırır mı? Düşürür. Harikasın. O zaman cevap da 4 olacak. Peki yalnız 2 olduğu için gitti. Bu da gitti. 2, 4 mü? 2, 4, 5 mi? Bakalım. Sınavın orta güçlükte olması. Orta güçlükte soru sormak. Güven geçerli düşürür mü, artırır mı? Geçerli düşürür mü, artırır mı? Artırır. O zaman bu da olmayacak. 5 gitti. Cevabımız C seçeneği olur. Hocam güvenlik artar, dolayısıyla geçer artar diyebilir miyiz? Evet. Güvenirliği arttıran her şey geçerliği arttırır deme kanka. Güvenirliği arttıran bazı şeyler geçerli arttırabiliyor, arttırmaya da biliyor. Anlaştık mı? Güvenilir olan geçerli olabilir de olmayabilir de. Ama bunun tersi doğru bak. Geçerli olan kesinlikle güvenilirdir diyebiliriz. Peki. Sınav süresi için söylediysen olur. Peki öğretmenlerim gelsin. LYS sınavında kullanılan bir testin geçerliliğini belirlemek amacıyla. LYS sınavı eskinin adıyla YKS. Doğru mu öğretmenim? Öncülerden hangisini ölçüp kullanması, uygunluk geçerliliği belirlemede kullanması? Kanka, uygunluk geçerliliği için. Hadi bana bilenler bir hatırlasın. Gelecekteki sonraki ölçütü mü dikkate alıyorduk? Öncekini mi? Gelecek olursa yordama, önceki olursa uygun. Peki soruyorum. Lise notları gerisinde mi? Evet. O zaman biri alacağız. Sınav hazırlarken, girilirken deneme sonuçları öncesinde mi? Evet. Bunu da alacağız. Üniversite birinci vizeleri onun öncesinde mi, sonrasında mı? Sonrasında, bu yordamaya denk gelir. O yüzden kullanılmaz dedi, değil mi? Kullanılmaz dediği için cevap yalnız 3 olur. Tamam mı öğretmenim? 1 ve 2 orada uygunlukla kullanılır. Kullanılmazı sorduğu için yalnız 3 olacak. Hadi bakalım. Öğretmenlerim gelsin. Bir ölçüm aracında aynı konudaki soru sayılarının arttırılması. Aynı konudan soru sayısının arttırılması. Duyarlılığı etkiler. Objektifliği etkilemez. Duyarlılığı etkiler. Kararlılığı etkilemez. Tutarlılığı etkiler. Tutarlılığı niye etkiliyor? İç tutarlılıktan dolayı. Peki, sözlü mülakatta her jüri üyesinin ayrı ayrı puan verip ortalamalarının alınması neyle ilgili bir durumdur? Harikasınız, objektifliktir. O yüzden C olur. B olur. Bir soruların diğer sorularla ve testin bütünüyle olan uyumu, soruların birbiriyle olan uyumuna biz iç tutarlılık deriz. İç tutarlılık kimin alt başlığıydı? Tutarlılığı. O yüzden cevabımız Ceyhan olacakmış. Peki, Hatice öğretmenim diyor ki, Özgür hocam, sözlü mülakatta her jüri üyesinin ayrı ayrı puan vermesi, tebrik ederim Hatice öğretmenim, puanlayıcı güveniliyormuş. Peki şu sorduğum ne olur? Ahmet öğretmenin her öğrencinin kağıdını iki kez okuması. Ahmet öğretmenin her öğrencinin kağıdını iki kez okuması. Gülşah öğretmenim, Doğa öğretmenim, tebrik ederim. Puanlama güvenirliğidir. Hatice öğretmenim, harikasınız. Peki, testin güvenirliğinin yüksek olmasını sağlar. Sınava giren kişi sayısı artarsa standart sapma artar. Standart sapma artarsa güvenirlik artar. Sınava giren kişi sayısının artması, kanka, bir yerde sınava giren kişi sayısı artması her zaman SS'i arttırıyor. Niye mi? Çünkü grup homojenleşir mi, heterojenleşir mi? Hadi bana söyle. Grup homojenleşir mi, heto mu?
heterojenleşirse, bu yüzden esas, la hocam ben de niye diyordum. Anladın mı? Peki soruları bilen bilmeyen ayrımına varamaması. Abou, bilen bilmeyen ayrımın ne demek? Reje. Reje düşerse sizce güvenirlik düşer mi artar mı? Güvenirlik düşer mi artar mı? Güvenirlik düşer. Çok güzel. Bu aynı zamanda diyor Hatice öğretmenim, reje hangi geçerliğin alt başlığı Özgür Hocam? Harikasın Hatice öğretmenim, yapı geçerliğin alt başlığı. Peki, dizi genişliği ne demek? Ranj. Ranj arttıkça öğretmenlerin standart sapmada artar. SS her zaman artar. İnşallah Hatice öğretmenim. Peki, madde güçlüğünün yüksek olması ne demek öğretmenlerim? Sorunun kolaylaşması. Kolay olan bir sınavda öğretmenlerin ne olur? O zaman SS düşer, güvenirlik düşer. Hocam, güvenirliğin yüksek olması için soru zor mu olacak? Kolay mı olacak? Orta mı olacak? Orta. Kanka, her şeyin ideali ortadır. Seçenek sayısı artarsa şans başarısı düşer. Şans başarısı düşerse güvenirlik, geçerlik artar. O zaman güvenirliği yüksek olması sağlar dediği için 5'i alacağım. Maddenin güçlüğü öğretmenin yüksek olursa güvenirlik düşer dediği için almayacağım. Peki dizi genişliği yüksek olursa güvenlik artar dediği için alacağım. Peki kişi sayısının artması alacağım. Cevabımız 1, 3, 5 yani Denizli olacaktır. Peki gelsin. Türkçe öğretmeni Musa abi, sınavda 4'ü anlamadık. Bir daha söylüyorum. Madde güçlüğün yüksek olması demek. Soru kolaylaşıyor mu? Bahar öğretmenim, kolay sınavların güvenirliği düşük müdür zor? Güvenirliği düşük müdür, yüksek midir? Kolaylaştığı için güvenlik düşer. Güvenirliğin yüksek olması için kolay, zor değil, orta olacak. Tamam mı Bahar öğretmenim? O yüzden 4'ü anladık. Peki gelsin öğretmenlerim. Hadi bakalım. Türkçe öğretmenim Musa Bey, sınavda sentez ve değerlendirme düzeyinde bilgiler ölçmek istiyorsa. Kanka, sentez ve değerlendirme ölçeceksin. Hadi bunu sen itiraf et. O zaman ne olacak? Evet, üst düzey bilgi ölçmede kullanılan iki tane vardır. Ya yazılı ya sözlü. Burada cevabımız Denizli olacaktır. Geleceğiz inşallah Çetin öğretmenim. Peki gelsin. Dikkat. Öğrenme eksiklerini belirleme. Öğretimi değerlendirme amaçlı izlenimleme testleri için uygun değildir. Kanka gerisini okuma. Öğrenme eksikliği, öğrenme güçlüğü, kavram yanılgılarını belirlemek için kesinlikle kullanılmayan doğru yanlış testleridir. Niye mi? Çünkü şans başarısı en yüksek olduğu için o yüzden kesinlikle kullanılmaz. Öğretmenlerim anlaşılıyor mu? Biraz seri çözüyorum. İstatistiğe başlayayım istiyorum ama çok hızlı gitmiyorum değil mi? Süremiz kısıtlı ya. O yüzden istiyorum ki çok çeşitli soru görelim. Tamam. Tamam öğretmenlerim. Hem fikir olalım da sonra demeyin ki ya bir Özgür Hoca çıktı. Yaldır yaldır gidiyor arkadaş. Adama yetişemedik. Peki. Bir konu üzerine orijinal fikir. Kanka orijinal fikir diyorsa sentezdir. Sentez ya yazılı ya sözlüdür. O yüzden Bursa seçeneğini ve Ceyhan seçeneğini eledim. Öğrencinin kendini ifade etme becerisi konuşacak. Diyecek hocam böyle böyle diyecek. O zaman bu kesinlikle sözlüdür. Hatırlanması ezber sorusu dediği için cevabımız harikasınız Adana'dır. Peki. Öğretmenlerim gelsin. Ne diyor? Öğrenci gelişim dosyası dediğimiz ne? Portfolyo. Portfolyoda yer alabilir. Peki soruyorum. Öğretmenlerim. Öğrenci günlüğü olur mu? Öğrenci günlüğü olur mu? Olur. Peki kişilik envanteri olur mu olmaz mı?
İki olur mu olmaz mı öğretmenlerim? Oluyorsa artı koy, olmazsa eksi koy. Evet. Pışık olmaz. Kişilik envanterleri nerede olur? Sarı dosya. Rehberlikle ilgili sarı dosya. Hatırladın mı? Bunlar kime ait? Kime ait? Pedereciler. Pedereciler. Olmadı kanka. İzlilik. Tamam mı? Özel plan değerlendirme formu olur. Başarı testi sonuçları olur. Öğrenci günlüğü olur. Ama psikoloji testleri öğrenciye ait gizli bilgiler kesinlikle konmaz. Adı üstünde bu ne? Öğrencinin dosyası. Dosyası. Günlük kesin olur. Kesin olur. Cevap bu yüzden öğretmenlerin Ceyhan seçeneği olacaktır. Portfolyolarla ilgili yanlıştır. Öğretmenlerim gelsin. Sergileme portfolyosu, süreç portfolyosu, ürün portfolyosu gibi türleri vardır. Doğrudur. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin öğrenme eksiklerini belirler ve giderir. Portfolyo öğrenme eksiklerini belirlemek için kullanılmaz. Yanlış. Öğrencilerin öz disiplinle sorumluluk almasını sağlar mı? Sağlar. Peki öğrencinin geleceğiyle ilgili geçerli ve güvenilir ölçme işlemi yapmasını sağlar? Hayır. Kanka, bilmiyorsan not al. Çağdaş ölçme araçlarının güvenilirlik geçerliği her zaman düşüktür. Çağdaş araçların güvenilirlik geçerliği her zaman düşüktür. Yüksek olan gelenekseldir. En yüksek kim diye sorarsa çoktan seçmelidir. Bilgin olsun. Doğa öğretmenim öğrencinin özel günlüğü paylaşılması istenmeyen şeyleri zaten portfolyoya koymuyoruz. Mesela matematik dersiyle ilgili bir günlüğünü yazabiliyor. Biz buna matematik günlüğü diyoruz. Mesela biz bunu EABT'de de anlatıyoruz. Ha böyle şeyleri, yaşantıları koyabilir ama özel durumlarını tabii ki de koymak zorunluluğu yoktur. O konuda bilgin doğru ama bize özel olan demediği için biz burada ne yaparız? Koyarız diyeceğiz. Peki portfolyolarla ilgili hangisi yanlış dediği için öğretmenleri? Bir, öğrenme eksikliğini belirleyemeyiz. İki, günlük geçerli yüksek değildir. O yüzden hangisi yanlış dediği için 2-4 yani cevabımız denizli olacaktır. Performans değerlendirme kabul edilemez. Öğretmenlerim bir şeyin performans olması için ya uygulama olacak, not al kanka, ya uygulama olacak ya da sentez olacak. Ya uygulama ya sentez. Yani ya yeni bir şey yapacak çocuk, orijinal özgün bir şey ya da uygulama olacak. Bakalım. Bir kitaptan bilimsel içerikli makaleden bir yorum yordamada bulunmak. Yordamada bulunmak taksonominin kavrama basamağıdır. O zaman bu performans da olmaz. Peki gayri safi milli hasılasının senelere göre orijinal bir grafik yazılar sentez olduğu için bu performans olur. Yeni çıkan filme eleştiri yazısı yazıyorsa özgün bir şeydir, olur. Doğaçlama özgün olur, sentezdir, olur. Ama bu olmaz. Cevap Adana. Unutmayın, performans olması için ya gözle görülen uygulama transfer ya sentez özgün orijinal bir şey olacak öğretmenim. Eleştiri yazısı yazmak değerlendirme değildir öğretmenim, sentez basamağı olur. Kompozisyon yazmak, makale yazmak, eleştiri yazısı yazmak. Bak kanka iyi dinle. Hatice öğretmenim bir durumu eleştirdi deseydi değerlendirme olurdu. Ama yazı yazıyorsa sentez kanka. ÖSYM bunu kaç defa sordu. Her türlü kompozisyon yazma, makale yazma, yazı yazma, hikaye yazma bunların hepsi sentezdir. Peki öğretmenlerim geldi. Bir tane ölçeğimiz var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bak. Dereceler kısmında ne yazıyor? Her zaman, bazen, hiçbir zaman. Burada puanlama kısmı kaç tane? İki tane olsaydı bunun adı kontrol listesi olurdu. İki tane olsaydı. Üç
ve daha fazla olursa, yani bu soruda olduğu gibi, bunun adı ne olur öğretmenlerin? Ne olur? Evet, rubrik diyorsunuz. Peki, haydi bakalım. Sorunun cevabını söyleyeyim mi? Sorunun cevabını söyleyeyim mi? Sorunun cevabını söyleyeyim mi? Hadi siz söyleyin. Sorunun cevabını siz söyleyin. Evet, A, B, C, D, E. Öğretmenleri. Siz niye sadece tabloya bakıyorsunuz? Bütün öğretmenlerim aynısınız. Şuraya ne yazıyor? Şurayı bir okur musunuz? Herkes okuyabilir mi şurayı? Herkes bir okuyabilir mi? Bırak o listeyi, o listeyi kanka. O listeyi, o listeyi bir bırak. Cevabı söyleyeyim mi? Edirne. Cevap Edirne. Dikkatsiz öğretmenleri. Acaba sınavda da bundan mı gidiyor? Sadece ölçüye mi bakıyor biz? Ne ördün kanka? Etme kurban oldum. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Hepsine bakmak lazım. Tamam mı öğretmenleri? Demek ki ölçek sorularında dikkat edeceğiniz şey önce üstünde, altında, neresinde, ne yazdığına bir bak. Ondan sonra halledin. Nedenini anladık mı? Peki bunu kendisi için dolduruyor olsaydı, kendisi için dolduruyor olsaydı, o zaman ne olurdu öğretmenlerim? Öz değerlendirme olurdu. Aman dikkat, gözünüzü seveyim. Şu sınava girdiğinizde soruların hepsini okuyun, olur mu? Eğitim bilimlerinde en çok yapılan hatalardan birisi de budur. Sizler düşmeyin lütfen. Hadi bakalım. Test türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış? Bireylerin gelecekleriyle ilgili önemli kararlar vermede çoktan seçmeni maddediyor, doğru. Niye hocam? Çünkü güvenirliği, geçerliği en yüksek. Şans başarısı açısından güvenirliği en düşük test doğru yanlış testleri diyordur. Doğrudur. Çünkü öğretmenlerim şans başarısı en yüksek ya, o yüzden. Soru yazımında dikkat edilecek en önemli nokta sorunun anlaşılır olması, doğrudur. Niye kankam? Çünkü soruyu açık yazmadıktan sonra güzel yazsan ne olur, yazmasan ne olur? Peki öğretmenlerim, öğrenme eksiklerini belirlemek için doğru yanlış maddeleri uygun değildir. Daha önce de çözdük böyle bir soru. Doğrudur. Güvenirliği yükseltmek için soruların %50'si zor olacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Cevap E. Benim bazı öğretmenlerim şöyle yorum yapıyor. Hocam, şimdi bakın, şimdi ben bu yorumları yaşantımdan anlatıyorum. Şaka değil. Şimdi soruların %50'si zor olursa, %50'sinin de kolay olduğunu düşünürsek, %50'si zor, %50'si kolay. O zaman bunun ortalamasını alırsak orta güçlükte olur. O yüzden bunun da güvenirliği yükselmedi. Sen böyle yorum yaptıktan sonra bütün seçenekler dön. Ben öğretmenlerime diyorum ki böyle bir durum. Arkadaşım sana ne? Böyle yorum yapma. Anlaştık mı öğretmenim? Yorum yok. Biz ne diyoruz? Orta güçlük olursa yüksek, zor ya da kolay olursa düşük. Bu kadar. Tabii 0.50 olursa en güçlüsü, en güzel olur Hatice Öğretmen. Doğru söylüyorsun. Nereye geldik? Artık istatistiğe geldik. Öğretmenlerim, şimdi bununla ilgili 5 tane sorumuz var. Ama bu soruları yapabilmemiz için bunların hepsini önce sizinle gelin. PJ ve RJ değerlerini bulacağız. Anlaştık mı? Haydi bakalım. PJ'yi nasıl buluyorduk? PJ'yi nasıl buluyorduk? Üstteki doğruyla alttaki doğru diyor toplayacağız. İstatistik soruları var mı diye sormuş Çetin öğretmenim. Çetin öğretmenim, şu an neredeyiz Çetin öğretmenim? Üstteki doğruyla alttaki doğruyu toplayıp bütüne böleceğiz değil mi? Peki. Peki soralım. Arkadaşlar bak, böyle bir sorudan önce ne yapacaksınız? Birinci sorunun doğru seçeneği neymiş? A. İkincinin E. 3 Bursa. 4 Ceyhan. 5 Denizli. Peki üst grupla toplam bakın 60 kişi var. Alt grupla toplam kaç kişi var? 60 kişi var. Peki bu bütün maddeler için geçerli mi? 60, 60, 60, 60. Hepsi için geçerli. Güzel. Tamam. Peki önce PJ'leri bulalım. Birinci sorunun doğru yanıtı kaçtı? A'ydı. Peki üst grupta doğru yapan kaç kişi var? 60. Altta doğru yapan kaç kişi var? 0.
60 artı 0, 60. Tamamını alırsak neye bölüyoruz? 120'ye mi bölüyoruz? 60 bölü 120'yi birinci sorunun PJ değeri ne oldu? 0,50 ya da 0,5 olacaktır. Var mı sıkıntı kanka? Çetin öğretmenim bunun maalesef bir iki soru tip için verebilirim ama her soru tip için kısa yöntemi yok. Üzgünüm. Peki haydi bakalım. O zaman gelelim. İkinci sorunun doğru cevabı neymiş? Edirne. Peki üstteki doğruyla alttaki doğruyu topladım. 60 bölü 120'den o zaman ikinci maddenin PJ'si de 0,50 olacaktır. Üçüncü madde. Doğru yanıt neymiş? Bursa. 30 artı 5 daha 35 bölü 120 diyorum. Benim bazı öğretmenim hocam ben bunu buna bölemem. E ben de bölemem kanka. Ama ya sınavda böyle çıkarsa çıkmaz öğretmenim. Ama ya çıkarsa ya 2021'de de 50 ya da 100 veriyor. Çıkmaz. Ama ben bunları çözemiyorum. Aç hesap makinesini o zaman. Aç hesap makinesini böl. Hesap makinesiyle bulacağım. Merak etme. ÖSYM böyle sorular sormuyor. Tamam mı öğretmenim? İçin rahat olsun diye söylüyorum. Peki ben bunu daha önceden bulduğum için hemen yazıyorum. PJ değil 0,29. Tekrar söylüyorum. Yayınlarda çözün ama ÖSYM böyle küsuratlı sorular sormayın. Peki diğerine bakalım. Dördüncü sorumuzun cevabı neymiş Ceyhan? 50 artı 40 daha. Ne yaptı öğretmenlerim? 90 bölü 120. 90 bölü 120. 3 bölü 4. Yani 0,75 olacaktır. Peki beşinci sorunun doğru yanıtı neymiş? Denizli seçeneği 60 artı 60 bölü 120, 120, 120'ye bölersem PJ1. PJ1 ne demek? Soruyu herkes doğru yanıtlamış mı demektir öğretmenlerim? Evet soruyu herkes doğru yanıtlamıştır. Peki şimdi bir de RJ'lerini bulalım. RJ için ne yapıyorduk? Üstteki doğrudan alttaki doğruyu çıkarıyorduk değil mi öğretmenlerim? Hepsine değil yarısına bölüyorduk. Hepsine değil yarısına bölüyor. O zaman 60'tan 0 çıktı 60. 60'tan 0 çıktı 60. Yarısına böldüm. 60 60'a böldüm. Bunun RJ değeri ne oldu? Evet 1 oldu. Peki ikinci madde. Üstteki doğru 20. Alttaki 40. 20'den 40 çıktı. Eksi 20. Eksi 20 bölü 60. Eksi 0. 33 olur öğretmenlerim. Peki üçüncü madde doğru yanıt Bursa. 30'dan 5 çıktı 25 bölü 60 o da 0,41 olur kankalarım. 50'den 40 çıktı 10. 10 bölü 60 0,16 süremiz azaldığı için biraz seriye bağlıyorum. 60'dan 60 çıktı 0. Şimdi ben neyi buldum? PJ ve RJ'lerini buldum. Peki bir soruyu kullanalım mı, kullanılmayalım mı derse? Hadi herkes cevaplasın. PJ ise P'ye, RJ ise R'ye. Hangisine bakarız? Soruyu testte kullanalım mı, atalım mı, düzeltelim mi diyorsa kime bakalım? Harikasınız. RJ'ye bakılır. RJ'ye. Peki soru zor mu, orta mı, kolay mı? Nerede kullanılır mı diye sorulursa kime bakacağız? PJ'ye bakacağız. Çok güzel. Şimdi soruya geçelim. Tablodaki en kolay soru dediği için kime bakacağız öğretmenim? Kolay soru derse, kolay soru dediği için kime bakacağız? PJ'ye. Peki kolay olması için sıfıra mı yakın, bire mi yakın olması lazım? Kolay dediği için sıfıra mı yakın, bire mi yakın olması lazım? Bire yakın. Peki cevaplarımızda gördüğünüz gibi bir var mı öğretmenlerim? Bir var mı? Var. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Beşinci madde olacaktır. Cevabımız beşinci madde kolay dediği için bu. Peki öğretmenim. Haydi bakalım. Bir en kolay olmaz mı öğretmenlerim? Esra öğretmenim. 0,50 olan kolay olmaz. Kaliteli olur.
ideal olur. Gördün kanka. Peki diğer maddeye bakalım. Diğer soruya. Tablodaki en ideal soru diyorsa önce PJ'ye mi bakacağım, RJ'ye mi? Önce tabii ki RJ. 30'un altındakileri eliyoruz. Eksi olduğu için ele. 16 olduğu için ele. 0 olduğu için ele. RJ'si 1, PJ'si 0.50 olduğu için. Birinci soruyu mu almalıyım? RJ'si 41, PJ'si 0.29 olduğu için üçüncü maddemi almalıyım. İdeal olan hangisi? RJ'si yüksek, PJ'si 0.50 olsun ki ideal olsun. Bu yüzden cevabımız öğretmenlerin birinci maddedir. O yüzden cevap bu. Tablodaki soru negatif ayırt edici dediği için RJ'si eksi olan kimdi? RJ'si eksi olan, bakın burada gördüğünüz gibi negatif olan ikinci madde olduğu için, bu yüzden bu sorumuzun cevabı da ne olacaktır öğretmenlerim? Bursa olacaktır. Üst düzeyde öğrenci seçmek istiyorsa o zaman seçmek için sorular zor mu olmalı, orta mı olmalı, kolay mı olmalı? İnsan seçmek için zor olacak. Peki RJ'si düşük mü olsun, yüksek mi olsun? RJ'si düşük mü olsun, yüksek mi olsun? Yüksek. O zaman RJ'si yüksek olan, PJ'si de zor olan. Peki öğretmen, üçüncü maddenin RJ'si 0.41, PJ'si de 0.29 olduğu için, zor olduğu için, o yüzden bu sorumuzun cevabı da ne olacaktır? Üçüncü cevap olacaktır. Peki, testte kullanılabilecek düzeyde ayırt edici olan kaç soru var? Öğretmenlerim, ayırt edici olması için ne dedik? 30 ve üzeri olacak. Peki biz burada ne yaptık? Eksi olduğu için ikinci madde eledik. 0.16, 30'un altında olduğu için eledik. 0 olduğu için eledik. 0.41, 30'un üstünde alırız. 1, 30'un üstünde alırız. Bu yüzden öğretmenleri iki tane maddeyi alırız. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Hadi bakalım. Ayırt edici değil mi Hatice öğretmenim? RJ'sini kaç bulduk? 1 bulduk. Ay. Kanka. Hatice öğretmenim yanlış yorumluyorsun. Bilmeyenlerin hepsi yanlış yapmış. Senin dediğin 5. madde için geçerli. 5. maddeyi herkes yapmış. 1. maddede bilenler yapmış. Bilmeyenler yapamadığı için RJ'si 1-1. Kanka ne gördüm? Hatice öğretmenin nazar değdi. 0 olsaydı olmazdı RJ'si. Anlaştık. Peki hadi bakalım. Güvenirliğe katkısının yüksek olması için önce RJ'ye bakacağız değil mi? RJ'si kaç olmalı? 30. 30'un altındakileri ele kanka. Eledin mi? Eledim. Peki birinci madde mi? İkinci madde mi? Üçüncü madde mi? Cevabımız hangisi? İstatistikten 4 soru geliyor öğretmenleri. Evet, cevap hangisi? Güvenirliğe yüksek olması için PJ'si 0.50 olması gerekiyor. E burada 2 tane 0.50 var. O zaman sizce ikinci maddeyi mi alayım, üçüncü maddeyi mi alayım? Üçü alayım. Sebebi ne? PJ'si 0.50 olduğu için. O yüzden üçüncü maddedir. Doğrudur cevap ya. Peki mutlaka testten çıkarılması gereken madde ya da maddeler hangileridir? Testten çıkarılması demek RJ'si 0.20'nin altında mı demek? O yüzden öğretmenim cevabımız Denizli olacaktır. Evet, bir öğretmenim, Burak öğretmenim, tebrik ediyorum seni. İçinizde sadece bir öğretmenim itiraz etti. Arkadaşlar, ikisinin de PJ'si 0.50. O zaman ikisinin de PJ'si 0.50 ise ben ayırt ediciliği düşük olanı mı cevap almalıyım, yüksek olanı mı? Hadi bana söyleyin. Ayırt ediciliği düşük olanı mı cevap almalıyım, yüksek olanı mı? Ne dersiniz? O yüzden cevabımız 2. Burak öğretmenim, Samsun'a gelirsen yanıma uğra. Sana
yemek ısmarlayacağım. Şimdi oldu mu cevabın neden iki olduğunu? Kanka bak, bunun RC'si, bunun da RC'si. Bu ikisinin de PC'si 0.50. O zaman RC'li PC'leri aynıysa RC'si yüksek olanı işaretleyeceksin. O yüzden cevap bursadır. Anlaştık. Peki. Öğretmenlerim burada ne verilmiş? Bir frekanslar var. Bir de yığmalı frekanslar var. Şimdi burada bir frekans, yığmalı frekansı nasıl çeviriyorduk? Birinciyi aynen aldık. Bir. Çaprazındakiyle topladık. İki daha. Üç. Üç daha. Altı. Ana. Burada A yazıyor. A o zaman kaç olacak öğretmenlerim? Çok güzel. A burada 2 olacak. 2 daha 8. 8, 3 daha kaç olacak öğretmenim? 8, 3 daha 11. O zaman B kaç oldu? 11. 4 daha 15. 2 daha 17. 5 daha 22. 1 daha 23. 2 daha 25. Peki ilk sorumuz şu. A ve B değerleri sırayla hangisi gelmelidir dediği için? A 2, B 11. Bu yüzden cevabımız, tebrik ederim, ne oldu? Evet, Ceyhan oldu. Peki medyan değeri hangi puanlar arasında yer alır? Medyan değeri hangisinin arasında yer alır? Medyan olması için yığmalı frekans mı yapıyorduk? Yaptık. Kaç bulduk? 25. Tek mi çift mi? Tek. Tek olunca ne yapıyorduk? Bir ekliyorduk. 25, bir daha ne yaptık? 26. Kanka böl 2'ye 13. 13 hangisinin içinde? Yığmalı frekans 13'ü bul. 1'de yok. 3'te yok. 6'da yok. 8'de yok. 11'de yok. 13 bunun içinde hocam. 13 bunun içindeyse bunun karşısındaki puan ne? 51-60. Var mı böyle bir seçeneğimiz öğretmenim? Var. O zaman cevabımız 51-60 olacakmış. Peki modu soruyor. Mod neydi? Frekans en yüksek olan puandı. Frekansı en yüksek olan puandı. Kanka bak bakalım frekanslara. Bak frekanslara. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 1, 2. Frekans en yüksek olan kim? 5. Bunun karşısındaki puan ne öğretmenim? 71-80. O zaman cevabımız ne olacak? Aa, hocam 71-80 yok. Ortasındaki değer kimse cevap odur. 71-80'in ortası. Bunlardan hangisine denk gelir öğretmenlerin? 75. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olsun. Peki. Haydi bakalım. Bize neyi soruyor? Sınıfın en başarılı olduğu sınıfı. Öğretmenler başarılı soruyorsa biz neye gideceğiz? Eğilim ölçülerine gideceğiz. Eğilim. Eğilim ölçüleri kim? Mod, medyan, aritmetik ortalama. Peki en çok bilgiyi veren kim? Medyan. O zaman kime bakacağız? Medyana. Medyanı en yüksek olan kimse başarısı da en yüksek olur. Bu yüzden cevabımız 80 olduğu için rehberliktir. Yani cevap Edirne'dir. Peki diğer soruda bununla ilgili. Simetrik dağılım. Simetrik dağılım neydi? Normal dağılım. Normal dağılım Gülşah öğretmenim aritmetik ortalamayla da yapardık. Yine aynı sonucu verirdi ama medyan varsa önce medyana bakılır. Çünkü en çok puanı medyan verir. Medyan olmazsa Gülşah öğretmenim o zaman aritmetik ortalamaya bakarız. Peki simetrik dağılım neydi? Normal dağılım. Normal dağılımda mod puanı, medyan puanı, aritmetik ortalama puanı. Üçü de aynı olacak. Üçünün aynı olduğu yer neresi kanka? Bak üçü de 50 olduğu için. O yüzden cevabımız gelişim olur. O zaman bu sorumuzun cevabı neymiş? Ceyhan olacakmış. Peki öğrenci puanlarının farklılaşmasının en az olduğu. Farklılaşma deyince kime bakılır? Farklılaşma deyince standart sapmaya bakılır. Peki farklılaşmanın az olması için standart sapmanın düşük, farklılaşmanın çok olması için SS'in yüksek. Peki burada standart sapması en düşük olduğu için cevabımız 6 ile
kimmiş öğretmenlerin öğrenme psikolojisi olacaktır. Peki sağ çarpıklığı. Sağ çarpık olması demek başarılı bir sınıf mı, başarısız bir sınıf mı? Öğretmenlerin başarısız bir sınıftır. Peki o zaman bakalım. Üçüne bakalım. Başarısız sınıfı gel seninle bulalım. Aritmetik ortalamaya bak. Diğer puanlar ortalamanın üstünde mi, altında mı? Diğer puanlar bak, ortalama 50, medyan 60, mod 70, bu sınıf o zaman başarılı olur değil mi? Ha, başarılıysa bu o zaman sola çarpık olur. Kanka 70'i gördük mü? Peki diğer puanlar ortalamanın altında mı, üstünde mi? Altında. İnsanlar ortalamanın altında kalırsa o sınıf başarısız olur. Üçü de birbirine eşit olduğu için normaldir. Bunu biraz önce söyledik. Peki ortalama kaç? 60. Medyan ve mod öğretmenin ortalamanın üstünde olduğu için başarı yüksektir. Ortalama kaç? 75, 80 ve 85. Bunun üzerinde olduğu için başarısı yüksektir. Bize başarısızı sorduğu için o yüzden sağ çarpık olan, başarısız olan kimmiş? Ölçme ve değerlendirme olacaktır. Standart sapma düşükse başarı düşük müdür diye sormuş Çetin öğretmenim. Hayır, böyle bir şey söyleyemezsin. Çetin öğretmenim, bu yorumu ne zaman yapabiliyorsun biliyor musun? Aritmetik ortalamalar eşit. Yapacak yorum yoksa, ortalamalar eşit olduğunda SS'e bakmak durumunda kaldığında bu yorumu yapabilirsin. Bunun dışında bununla ilgili başka bir yorum yapamazsın. Öğretmenlerim, bize 40 dakika süre verildi ama biz 60 dakika yaptık. Burada bitirmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi süremizi fazlasıyla açtık. Tanıştığıma memnun oldum. Umarım bir şeyler katabilmişimdir. Buradan Samsun'dan hepinize selamlar diyorum. İnşallah bu yıl hepiniz emeğinizin karşılığını en güzel şekliyle alırsınız. Tanıştığıma memnun oldum. Yozgat'a selamlar, Malatya'ya selamlar, Amasya'ya selamlar. Evet, Amasya'da da 2 yıl çalıştım Ayşe öğretmenim. Bilirim Amasya'yı. Adana'da okudum, Mersin'i bilirim. Ev arkadaşım Malatyalıydı, Malatya'yı bilirim. Maraş'a selam olsun. Tabii ki. Haydi bakalım. Kendinize dikkat edin öğretmenlerim. İnşallah emeğinizin karşılığını aldığınız bir yıl olur, bir sınav olur. Hoşça kalın.